Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun bey. Sağ ol. Geçmiş olsun. Nereye gidiyoruz? Babanız zor beyimize. Eve mi gidiyoruz? Hayır, eve gitmiyoruz beyim. Geçmiş olsun oğlum. Sana da geçmiş olsun baba. Haklısın, hepimize geçmiş olsun. Azar beyimiz susamıştır, soğuk bir şeyler getirin. İyi gördüm seni. Ben de sizi iyi gördüm. Annem nasıl? İyi, aklı sende. Bıraksam buralara kadar gelecekti. Onu nasıl zapt edeceğimi bilemiyorum. Canınızı sıkan ne? Senin güvenliğin. Bunu dert etme baba. Ben kendimi korumasını bilirim. Senin güvenliğin için bütün tedbirleri aldım. Ama senin bana yardım etmen şart. Daha açık konuş baba. Benim tek evladımsın. Zor Bey'in soyunu devam ettirecek tek kişi sensin. Artık kan istemiyorum. Ya karşı taraf? Onlar da kan istemiyor. Ama biz tedbirli olmalıyız. Gafil avlanmamalıyız. Fikrin ne? Evlat, bir süre izini kaybettireceksin. Yerini yurdunu kimseler bilmeyecek. Ben Hazar Bey'im baba. Korktu saklandı dedirtmem kendime. Ben de senin baban Zor Bey'im. Ne istiyorsam onu yapacaksın. Ya sizi dinlemezsem? Al bunu. Şimdi vur kendini. Ben de bileyim ki yoksun. O zaman bu işkence de biter. Nereye sürgünüm baba? Sabırlı ol. Her şeyi anlatacaklar sana. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Bir oda istiyorum. Odalarımız iki kişiliktir efendim. Fark etmez. Sakin bir oda olsun. Tabii efendim. Kaç gün kalacağım belli değil. Şu para sende kalsın. Sağ olun. Çantayı odaya götür. Peki efendim. Alo. Ha? Alo. Ben geldim. Tamam. Telefon eder, sonra da ziyaretinize gelirim. Tamam, tamam. Oldu. Marziye. Marziye! Neredesin kız? Buradayım ana. Ne zaman kalktın kız sen? Epey oldu. Marziye, böyle boş boş bakman hiç hoşuma gitmiyor. Korkma be ana, bir şeyciğim yok. İyi o zaman. Ana, bunumuz var mı? Az var. Bitince ne ederiz bilmem. Kocan şeker yerinde oyalanması da çıkıp gelse bari.
Ya gelmezse? Tıpkı babam gibi dönmezse? Sus kız, ağzından yel alsın. Perişan oluruz vallahi. Sanki perişan değil miyiz be ana? Tarlamızdan başka neyimiz var ki? Boğaz tokluğuna yaşıyoruz. Ne denir kızım, kader. Başa gelen çekiliyor. Ben yengengillere gidiyorum. Marzi'ye gelin. Hoş geldin Cemile. Sağ ol. Halil abi daha dönmedi değil mi? Yok, dönmedi. Neden? Dönmedi işte. Kim bilsin Cemile, kim bilsin. Haftası oldu değil mi? Oldu ya. Gözlerim yollarda, inanır mısın? Kız, yoksa kaderin anana benzemesin. Baban gitti gideli yıllar olmuş ya. Ağzından yel alsın. Hem benim Halil'im beni yalnız koymaz ki. Hemşerim, arabada sizin köyden biri var. Kimmiş o? Adı Halil, evi nerede? Halil mi? Halil evinin yolunu bilmiyor mu ki? Kaza geçirmiş. Kaza mı? Allah Allah. Kasabada araba çarpmış, bacağı Halil kırılmış. Geçmiş olsun. Halil. Geçmiş olsun Halil. Gel. Ayağım kırıldı. Gel. Çok fenayım. Dur tutalım. Barzeyi çağırın bana. İyi dur. Yavaş. Barzeyi çağırın. Oğlum, Erdinç. Beni yaktı. Erdinç gel buraya. Buyur abi. Allah'ım nedir bu? Barzeyi ablana koş, hemen gelsin. Ana acıktım, hadi kalk. Ben de kalkayım. Epey lafladık. Kaynanam dırdır eder sonra. Marzi abla! Marzi abla! Gel bakalım Erdinç. Ne bağırıyorsun he? Halil amcayı araba çarpmış. Kahvenin önüne getirdim. Nerede çarpmış? Nerede? Kim söyledi sana? Ay! Ay! Marziye kasabada araba vurdu. İyi adammış. Aldı beni hastaneye götürdü. Alçı yaptılar. Yaşıyorsun. Bana da yani verdi. Yaşıyorsun ya. Çok şükürler olsun. Nasıl yaşarım böyle yarım adam? Ben olarak bakarım sana Halil. Bakarım ben sana. Geçmiş olsun sana. Yaşıyorsun ya. Yardım edin de eve götürelim. Edeyim başını. Şey olmayacak. Geçecek Halil'im. Dayan bana. Allah'ım dayan. Sen büyük dayan ya. Ben bakarım sana. Bakarım. Sizi alacak kişi babanızın yakın dostudur. O sizin rahatınızı temin edecek. Biz de her hafta kasabaya gelip sizin ihtiyaçlarınızı soracağız. Beni karşılayacak adam kimin nesidir? Ne iş yapar? Köyün muhtarıdır. Size yakışmaz ama kahyalık gibi bir iş ayarlamış. Size ucuz giyecekler aldık. İçerisi müsait. Orada giyinebilirsiniz. Anlaşıldı. Babam bana nefes aldırmamak için her şeyi düşünmüş. Biz emir kuluyuz beyim. İçiniz rahat olsun. Zor beyimiz sizi uçan kuştan bile sakınır. Tamam. Elbiseleri getirin de üstümü değişeyim. Hadi. Güzel adamsın be. Hazar Bey geldi mi? İçeride, sizi bekliyor. Hı hı. Tamam. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk muhtar. Size layık değil ama yolun bundan sonrasını benim arabayla gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Veli Ağa'nın yanında kalacaksınız. Kendisi Zor Bey'imizin iyi tanıdığı bir şahıstır. Lakin o sizin kim olduğunuzu bilmeyecek. Beni ne sanıyor? Kendisi çiftlik evini ve geniş arazisini çekip çevirecek doğru birini arıyordu.
Yani bana söylemişti. Çiftlik yayası olacağım, öyle mi? Bu durumu benden başka kimse bilmiyor beyim. Ve kimse bilmeyecek, öyle mi? Beyim, Allah huzurunda yemin ederim ki benden başkası bilmeyecek. Bu sözünü unutmayacağım. Kalbim acılarla dolu muhtar. Şu dünyada en sevdiğim arkadaşımın ölümüne sebep oldum. 11 yıl hapis yattım. Eğer arkadaşımın ailesini başımıza gelen her şeyin kaderin bir oyunu olduğuna inandırabilseydim. Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler. Ve şimdi beni ilk gördükleri yerde vurup öldürmek istiyorlar. Keşke bunu yapsalar. Her şey bitse. O nasıl söz beyim? Allah uzun ömür versin. Hadi gidelim muhtar. Kaderin bizi beklediği yere gidelim. Merhaba. Beni istemişsiniz. Merhaba. Hoş geldin Mardinli. Mardinli, Musa Bey'in senden bir ricası var. Biliyorum. Telefonda söylemiştiniz. Musa Bey'in ricası benim için emirdir. Biz de öyle düşündük. Gereğini yapalım. Bana güven. Kimin işini bitireceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu paran güle güle harca. Eyvallah. Ve bu işin çabuk olmasını sağla. Tamam mı? Bu işi bitmiş bir. Güle güle. Nerede kaldı bunlar? Telaş etme ağam, gelirler. Bu adamı başımıza getirmekle iyi yaptığına emin misin? İyi ettim, iyi. Bak ben gideceğim. Sen buralarda tek başına ne edersin? Seni ve malımı koruyacak biri lazım bana. Niye buralardan birini bulmadın? Ta İstanbullardan getirdin ağam. Buradakiler dedikodu yapar. Her şeyimizi ortamalı yaparlar. Bizim ne açığımız var ki? Muhtar onun her şeyine kefil. Daha ne olsun? Bak, ebenin yanında söylüyorum. Onu gözüm tutmazsa yollarım bilmiş ol. Tamam sultanım, tamam. Bak yola çıkacağım. Sıkma benim canımı. Kalacağınız ev burası. Bavulu al. Nerede kaldınız ya? Bekliyorum. Anca geldik Veli. Buyurun, buyurun, buyurun. Ver bana. Buyurun. Hoş geldiniz. Aç mısınız? Size yiyecek bir şeyler getireyim. Ben aç değilim. Hadi sen misafirlerimize ayran yap getir. Geç. Babam yürüyemiyor diye mi ağlıyorsun? Sus, baban duyacak. Ana, ona takma bacak takılmaz mı? Hani benim bebeğimin bacakları gibi. Takılmaz kızım. Hadi sen yat. Marziye, kızım. Günlerdir doğru dürüst uyumuyorsun. Sen de hasta oluverirsen ne yaparız? Sen yıllardır yas tuttun da ne oldu ki ana? Uykusuz yorgunsun. Bahçeyi nasıl işleyeceksin? Bahçe dediğin 1,5 dönüm kolay be ana. Ben asıl Halil'imi düşünürüm. Onu nasıl kurtarırız diye düşünürüm. Her gün mısır ekmeği yiyemez. Kuvvetli bir şeyler yemesi lazım. Ben de bilirim ama nasıl edeceğiz kızım? Halil'e kaza yapanlara biraz para vermişler. Kasaba inip hepsiyle kuvvetli bir şeyler alacağım, yiyecekler alacağım. Ne yapayım ana, ne yapayım? Marziye. Marziye. Ne
Ne istedin Ali? Söyle, içimi acıtırsın. Söyle. Beni böyle ağrıyor ki. Sırtlarım, döşlerim. Oyan. Beni biraz kaldır, doğrulayayım. Çakıldım bu yatağa Marziye. Halimiz ne olacak? İyi olacaksın, iyi olacaksın. Üzme kendini sen, üzme kendini. Marziye, ananla birlikte el işine gidecek misiniz, doğru mu? Doğru ya. Ne yapalım, çaresiz gideceğiz. Ne etmeliyim, söylesene Marziye. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sen dua et yeter, dua et yeter. O parayla bu yıl idare edin. Seneye Allah kerim. Sen bunları düşünme Halil. Sen uyu hem, rahat uyu. Hazar Kahya. Hazar Kahya. Şu Kahya hala kalkmadı. Bütün gece odasının ışığı açıktı. Yerine alışamamıştır. Bence hapishaneden sonra buraya alışamamıştır. Kız, ben olsam korkarım. Veli Ağa bile bile nasıl aldı bu odamı hala anlamış değilim. Sen işine gitsene. Belki doğum sancısı çeken birileri vardır. Haklısın, hadi canım, işim bitince uğrarım. Sonra görüşürüz. Gel Hazar Kahya. İşte baş başa kaldık Hazar Kahya. Belki bana söyleyeceklerim vardır. Sakın çekinme, sır saklamasını bilirim. Kahvaltımı burada mı yapacağım? Bugünlük böyle olabilir. Evet, seni dinliyorum Kahya. Halin, tavrın, görmüş geçirmişliğin var. Bu cahilleri kandırabilirsin ama beni asla. Ben İstanbul'da büyüdüm. Ben de hapishanede. Namus davası yüzünden adam öldürdüğün doğru mu? Niye susuyorsun? Ben senin ağanın karısıyım. Ne diyorsam yapacaksın. Mesela birazdan bizim araziyi gezmek istiyorum. Sen de yanımda olacaksın. Anlaşmamda ağanın karısıyla arazi gezmek yoktu. Sadece ağanın malını ve namusunu koruyacaktım. Aynen öyle olacak. Merhaba Cemile, kolay gelsin. Sağ ol, gel, havadis var. Ne havadisi? Marziye, havadis yaman ki yaman. Aman Cemile, meraklandırma da söyle, ne havadis? Kız, baban gelmiş, onu kasabada görmüşler. Ne? Babam mı? Şaştın değil mi? Babam gelmiş ha. Baban ya? O hayırsız babanın aklı başına gelmiş herhal. Sen kimden duydun ha? Duyan duymuş. Senin işin o tarafını karıştırma. Buraya gelip ananla seni götürecekmiş. Nereye götürecekmiş kız? Kim bilir, vardır bir hesabı. Yıllar önce kasabaya iniyorum demiş. Onu bir daha gören olmamış. Sonra da vilayete yerleşmiş. Çok da zenginlemiş. Öyle dedi. Ne oldun kız? Daldın gittin. Aklını başına topla. Yoksa sevindin mi? O adamı baba diye belleme sakın. Dinlemiyordun kız. Konuşsana. Ben mi? Yok. Anamı düşünüyorum da. Bunca yıldan sonra bu haber anamı nasıl eder? Ne hallere koyar, kim bilir? Ben anamı düşünürüm Cemile. Ana, ana, birileri geliyor. Hatice. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin adın ne? Sevdiye. Sen benim deden misin? Aferin sana. Nereden bildin? Ben bilirim. Hatice. Hatice. İşittin mi ana? Hatice diyor. Yoksa bu babam mı? He? Boyu devrilsin. Öyle deme ana. Ne olsa evimizin babası, senin erindir. Çok çektirdi bana. Bıraktı gitti. Bir dönüp bakmadı.
evinin yolunu bilmedi. Biz nerelerdeyiz bilmedi. Siz daha bebeydiniz, nereden bileceksiniz? Olsun be ana. Bak dönüp geldi işte. Seni de bizleri de hatırlamış ya. Sen kimsin? Ben Marziye'nin kocasıyım. Elini öpeyim baba. El öpenlerin çok olsun. Ne oldu sana böyle? Araba vurdu. Ayağım kırıldı. Geçmiş olsun. Baba. Babam benim. Nereli? Canım. Canım ya. Anan niye inmiyor? Senin bu anan var ya. Gençken de böyleydi. Ben geldim. Görmedin mi hatun? Yokluğunda görmez olduysan o başka. Kız Marziye, şu ananın gönlünü alalım da toparlanıp gidelim. Sizi götürmeye geldim. Her zaman böyle inatçıydı. Kızım şuna söyle, inadın zamanı değil. Tamam. Ah be ana, niye böyle edersin ki? Kusura kalma anacığım ama sende keçe inadı var. Gelmiş ayağımıza, ille sizi alacağım götüreceğim diyor. Hedeyi ver be ana, kurtuluruz buralardan. Köy yerinde ne uzarız ne kısalırız. Sen hep kendini düşünüyorsun. Kendimin değil, kızımı düşünüyorum ana. Çocuğun bizim olduğumuz gibi olmasın istiyorum. İyi mekteplerde okusun, her bir şeyleri görsün, öğrensin istiyorum. Bizim gibi bağlı kalmasın köylere. Ben gideceğim ana. Sen gelsen de gelmesen de gideceğim. Nasıl olduğuna bakmaya geldim. İyi misin? Tarlaya gittiniz mi? Daha gitmedik. Veli Ağa gelince gideceğiz. İstersen şöyle bir çıkıp dolaşalım, kahvede otururuz. Sağ ol muhtar. Yarın İyi. Gideriz. Bir eksiğin, gediğin, arzun, istediğin var mı? Yok muhtar. Sağ ol. Hiçbir istediğim yok. İyi. Öyleyse kal sağlıcakla. Hadi bakalım. Naciye Hanım, ben biraz dolaşıp geleceğim. Ben korkarım. Sakın gitme. Geç kalmam. Git bakalım. Nasıl olsa geri döneceksin. Sonra da ben seni vururum. Onu bana ver. Onu bana ver. Olmaz. Onu bana ver. Bana ver. Bana ver onu. Bana ver onu. Tamam sonra. Sonra vereceğim. Senin karnın ağrısın, baban ağrısın, anan ağrısın. Ver bana onu. Onu olmaz, bana ver. Olmaz sonra. Sonra. Ömer, neredesin Ömer? Geldim, geldim. Anan ağrısın, karın ağrısın, hepsi ağrısın be. Geldim ona be. Hepsi ağrısın be. Ağrısın. Anan ağrısın. Acele edelim ana, elimizi tez tutalım. Dur. Dur ben de yardım edeyim. İçim yanıyor kız. Babanın yüzünden bu yollara düştük. Gel. Hayret, sıkı versin dişini. Uzatma be ana, uzatma. Hiç. Sağ ol hemşire. Otur elim şöyle. Gel geç ya. Ana, gel otur. Senin zorunda düşüyoruz yollara, biliyorsun değil mi? İyi olacak ana, Allah büyük, her şey iyi olacak inşallah. Ya.
Uyumadığından emindim. Korkma, bu koca evde ikimizden başka kimse yok. Rahat olabilirsin. Bana samimi davranabilirsin. Ben güzel bir kadınım ve senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanmıyorum. Nedenmiş o? Sen kendini herkesten üstün mü sanıyorsun? Ben kimseden üstün değilim. Ama kendimi kimseye ezdirmem bu bir. Ben alçak değilim. Hiç kimseye bilerek ve isteyerek kötülük yapmaktan ve kazık atmaktan hoşlanmam bu iki. Çünkü iki yüzlülüğü sevmem. Ekmeğini yediğim bir adamın hayaline uçkur çözmem bu üç. Naciye. Naciye. Bak kocan geldi. Ben sana gösteririm. Naciye. Ah, sen miydin? Hoş geldin. Neredesin? Deminden beri sesleniyorum, yoksun. Duymadım hayatım, işe dalmışım. Duysam koşardım bir tanem. Aşk olsun, hiç mi özlemedin beni? İçeride mi? Evet. Ne yapıyor içeride? Ne bileyim ben ne yapıyor kocacığım. Git güzel bir çay demle bana. Ne yapıyorsun? Düşünüyordum. Neyi düşünüyordun? Geçmişimi ve geleceğimi, çocukluğumu, yokluğunu özlediğim insanları, temiz ve katıksız sevgileri, acıları ve gözyaşlarımı. İyi, düşünmeye devam et. Bey, için rahat olsun. Benden sana zarar gelmez. Bunu söylediğine memnun oldum. Hazar Kahya. Buyur bey. Bakıver şu gelenler kim? Hoş geldiniz. Yardım edeyim. Merhaba. Biz Veli Ağa'nın ailesiyiz. Ben kızıyım. Bu da erim Halil. Gel. Anam. Kızım Sevdiye. Geçmiş olsun. Nesi var? Kaza geçirdi de bacağı kırıldı. Ay. Hoş geldiniz. Öpeyim. Hoş bulduk. Hazar Kahya, bunlar kızım ve ailesi. Bu da torunum benim. Anamı niye karım diye tanıtmazsın ki baba? Utanır mısın? Bu işi karıştırma şimdi. Buyurun. Durun durun. Oraya değil. Ya nereye gidelim baba? Burada ben otururum. Bu evde size göre yer yok. Şu eve yerleşin. Oo, demek anam şu eve yerleşecek. Münasip değil mi yani? Yani sen bu büyük evde yalnız otururken biz şu eve mi yerleşeceğiz? Yok, yalnız olur mu hiç? O zaman anamı niye istemedin? Uzatma kız, sana öyle geliyor. Gel kızım hadi. Hele oraya bir yerleşin bakalım. Sormuyorum, ona soruyorum. Hazar doğru söylüyor. O zaman bastığın yere dikkat et. Baban niye benden hoşlanmıyor? Seni benden güçlü buluyor. Ama sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen de benim. Hazar.
misin? İyi sabahlar Kahya. İyi sabahlar. Anamı gördün mü? Hayır, görmedim. Anam ya. Anam ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Babam bir şey mi yaptı? Evde başka avrat var. Nasıl başka avrat var? Baban söyledi, ortağımmış. Ben şimdi sorarım ona. Elindekini bırak öyle git. Sana ne be? Senin kahyalığın bana sökmez. Eline ne geçecek? Ananı, babanı, çocuğunu da mı düşünmüyorsun? Hadi sakin ol biraz. Ne bu halin Marziye? Çok şaşırdım baba. Başka avrat tutmuşsun. Ne olmuş yani? Ayıp baba. Anacığıma bu haksızlık yapılmaz. Burası bizim köy değil. Burada her şey olur. Bana mı seslendin kocacığım? Barışmalar duydum da. Geldiğin iyi oldu. Kızım Marziye gel. Öpsene kızım ananın elini. Aman istemez. Onun el öpmesi eksik kalsın. Hoş geldiler, sefa geldiler. Kız hoş bulduk desene. Bundan böyle Naciye'nin sözünden çıkmak yok. İstanbulludur, hanımdır. Onun sözünden çıkmak yok, tamam mı? Hadi şimdi Naciye ile git, kilerin yerini öğren. Kahvaltıyı hazırlayın. Sonra da ananla beraber bağda üzüm toplarsınız. Hadi bakayım. Acımamış, vurmuş torunuma. Senin o vicdansız babanın boyu delmesin inşallah. Ağlama benim bebeğim. Dur silerim şu gözlerini yeş. Ben şimdi o kadından bunun hesabını sormazsam, burnundan fitil fitil getirmezsem, bana da Marziye demesinler. Neredesin be? Neredesin sen? Gökgözlü karı. Geç ulan şöyle, geç. Bir daha el kaldıracak mı benim kızıma? Acımadan vuracak mısın Sevdiye'ye? Söyle! Hayat kanalını bana zindan edecek misin sen? Söyle! Söyle, ben öldürürüm seni! Seni öldürürüm vallahi! Marziye! Bırak! Marziye! Bırak dedim sana! Bırak! Çok ayıp ettin baba! Rezil olduk senin yüzünden! Anamın da benim de ne gururumuz kaldı ne bir şeyimiz. Köyümüzü, yurdumuzu bırakıp sana güvendik, geldik buraya. Sana inandık baba. O hain kadının yüzünden perişan olduk. Anam da ben de rezil olduk baba. Yeter senin Marziye. Senin yönettiğin yüzünden. Bırak Marziye. Yanlış yapmış olabilir ama o senin baban, atan. Sen ne kim oluyorsun be? Yıkıl karşımdan. Benim hakkımda nasıl ahkam kesersin? Defol hadi buradan. Bana bak. Bana bak. Kanuni Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya sana mı kalır ulan? Sana mı kalır? Çekil karşımdan be, senden korkacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Diyeceğim ama bizim sözümüzün büyük mü yoktur? Bu işin sonu yok Marziye. Babanla geçinemiyoruz. En iyisi çekip gitmek. Güler yüzle tatlı dilin olmadığı yerde durulmaz. Köyden buralara göçerken çok şeyler düşündüydüm. Eziyette günler bitecek, rahatlık yüzü göreceğiz dediydim. Kısmet de yokmuş. Kendine mukayyet ol Marziye. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol. Rabbim elem keder vermeden yolun açık olsun. Bizi unutmayasın. Unutmam. Gitti iyi oldu. Kalaydı derdimize dert katacaktı. Kocan seni sorup duruyor Marziye. Soru ver hele, derdi neymiş? Marziye!
Geldim geldim. Hazar Kahya'yı görmeye geldim. Sana zahmet bir haber verdi diyeceğimi diyeyim. Hazar Bey gitti. Anlamadım. Nereye gitti? Yahu nereye gider bu adam? Vallahi bilemiyorum muhtar. Sen miydin muhtar? Hoş gelmişsin. Geldim gelmesine de vela. Lakin durumum hoş değil. Hazar Kahya çekip gitmiş. Bu ne iştir? Seninle kavlimiz böyle değildi vela. Hani gözün gibi bakacaktın ona? Ne yaptın da Hazar Kahya çekip gitti? Olmadı vela. Olmadı. Hiç olmadı. Benim bir taksiratım olmadı. Kendisi biraz tez canlı, her işime karışır, her şeye bulaşır oldu. Ben de hop kardeşim, duracağın yeri iyi belli. Haddini aşma dedim, çekmiş gitmiş. Gel hele Veli, gel şöyle baş başa görüşelim. Sen çok telaşlısın muhtar. Bir terslik mi var? Terslik şu ki, büyüklerimiz için Hazar Kahya bilemeyeceğin kadar kıymetlidir. Ona bir şey olursa ikimizi de cehennem ateşinde yakarlar, haberin olsun. Tüh, kötü halt ettik desene. Bak Vela, şu anda ikimiz de bir el bombasının üstünde duruyoruz. Hazar Kahya'yı bulamazsak, sağ salim geriye getiremezsek o zaman bombayı patlatıverirler. Biz şu anda ölüyüz Vela, ölüyüz. Hazar Kahya'yı geri getiremezsek yaşama ihtimalimiz hiç yoktur, bunu böyle bil. Kafama sıçayım. İşin böyle olacağını akıl edemedim. Arayıp bulalım onu, gözünü seveyim muhtar, emret yapayım. Yürü öyleyse, düş önüme. Marziye! Marziye! Kız Marziye! Ne edeceğim Marziye'yi? Bir şey soracağız. Buyur baba. Bana mı ses ettin? Hazar Kahya'yı arıyoruz kız. Onu bulmamız şart oldu. Onu gördün mü kızım? Şu tarafa doğru gitti. Yürü muhtar. Elimizi çabuk tutarsak yetişiriz ona.